Şimdi hemen dönelim Gazi Osman Paşa'ya. Taksim Eğitim Araştırma Hastanesi'nin önünde Yavuz Oymak bizi bekliyor. Yavuz, günaydın. Nasıl ortalık? Günaydın, iyi yayınlar diliyorum. Az önce haberimizi izledik. Dün saatler 17'yi gösterdiğinde hemen arkamda bulunan Gazi Osman Paşa'daki Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde büyük çaplı bir yangın meydana geldi. Kameraman arkadaşım Uğur Tüney 24 canlı yayında dün alevlere teslim olan o hastaneyi gösteriyor. Yangın işte tam da karşıda gördüğünüz o yüksek katlarda meydana gelmişti. Sonra bir süre sonra alt katlara kadar alevler ilerledi. Alevlerin ilerlemesiyle birlikte hem itfaiye ekipleri hem polis ekipleri hem de sağlık ekipleri çok kısa sürede olay yerine vardılar ve anında müdahale ettiler deyim yerindeyse ve içerideki hastalar çok kontrollü şekilde ve çok hızlı şekilde tahliye edildiler ve çok şükür ki haberimizde de verdik. Bu yangında en sevindirici temel konu can kaybı olmaması, yaralı olmaması. Peki an itibariyle durum ne? Onu da anlatalım. Şu anda hastane tamamen boşaltıldı, tamamen kapalı durumda. Giriş çıkışlara izin verilmiyor. Çevik kuvvet ekipleri erken saatlerden itibaren, aslında geceden itibaren hastanenin giriş ve çıkışlarını tutmuş durumda. Nöbet tutuyorlar. Peki neden çevik kuvvet burada? Biliyorsunuz lüks bir hastane, iyi bir hastane. Türkiye'nin önemli hastanelerinden biri. İçeride milyonluk cihazlar var. Hem hırsızlığa karşı önlem almış durumdalar hem de zaman zaman hastane personeli, doktorlar içeri giriş çıkış yapıyorlar. Özel eşyalarını alıyorlar. Onların da güvenliklerini sağlamak için çevik kuvvet ekipleri saatlerdir burada nöbet tutuyorlar. Aynı zamanda itfaiye ekipleri de burada dünden beri biliyorsunuz cansiperane bir çalışma göstermişler. O yüksek katlara ulaşmışlar ve anında müdahale etmişlerdi. Ve burada elbette bütün ekipler çok büyük gayret gösterdi ama itfaiyenin yeri elbette ayrı. Can kaybı olmamasında anında müdahalenin, kısa sürede müdahalenin etkisi elbette çok büyük. İtfaiye amiriyle konuştuk. Şu anda gördüğünüz kısım dışında iç bölgelerde, hastanenin içinde zarar gören bir yer olmadığını söylediler. Yani sadece şu anda Uğur'un gösterdiği kısım, yani dünden beri izlediğimiz alevlere teslim olan kısım dışında hastanenin içinde yanan herhangi bir nokta yok, herhangi bir malzeme yok. Ve itfaiye ekipleri şunu söyledi. O bölgede bulunan, o katlarda bulunan güvenlik kamerası an itibariyle didik didik ediliyor deyim yerindeyse. Zira yangının çıkışına ilişkin, yangının neden çıktığıyla ilişkin bazı iddialar var. Bir sigaradan kaynaklandığı yönünde iddia var. Çalışma yapılıyordu. Ondan kaynaklanmış olabileceği yönünde iddialar var. Ve hatta alevler devam ederken bazı patlamalar meydana geldiği söyleniyor. Onların da yangının büyümesine neden olabileceği yönünde bazı iddialar var. Elbette bu bütün iddialar kapsamlı araştırmalardan sonra cevap bulacak. Zira dediğim gibi İtfaiye ekipleri ve polis ekipleri yoğun şekilde çalışma yapıyorlar. Dediğimiz gibi dün tahliyeler yaşanmıştı. Hastalar hızlı şekilde, çok kontrollü şekilde ve dakikalar içinde alevlerin içinden çıkarıldı ve çeşitli hastanelere sevk edildiler, güvenli noktalara sevk edildiler. İlginç bir detay var. Aldığımız bilgiye göre alevler burada yükselirken bir hamile hanımefendi vardı ve orada hastaneden çıkarıldı ve başka bir hastaneye sevk edildi ve bu olaydan sonra bir saat içinde doğum yaptı. Ancak doğum yaptıktan sonra çocuğu başka bir hastaneye alınmış ve birkaç saat içinde anne ile yeni doğan çocuğu birbirine ulaşamamış. Ancak iki saat sonra anne ile yavrusu neyse ki kavuşmuşlar. Bu da enteresan bir detay. Dün de haberimizde de söyledik, az önce de yayınladık. İki başsavcı vekili ve dört savcı soruşturmayla ilgili görevlendirildi. Çünkü burada temel konu bu yangın neden çıktı. İddialar var dedik. O iddialara bazen spekülasyonlar da katılabiliyor. Bunların önünü alabilmek için hem iki başsavcı vekili hem de dört savcı yoğun şekilde araştırma yapıyor. Ve dediğimiz gibi şu anda hastane boş. Giriş çıkışlara izin verilmiyor. Yani hastane kapalı. Bir kez daha kısaca olay yerini gösterelim. İşte itfaiye ekipleri hastanenin girişinde. Çevik kuvvet ekipleri sürekli hastanenin çevresinde ring atıyorlar. Dolaşıyorlar. Giriş çıkış var mı yok mu? İçeride farkında olmadan girmeye çalışan var mı yok mu? Onları kontrol altına alıyorlar. Dediğim gibi ucuz atlatıldı. Aslında ucuz atlatılmasındaki en büyük neden ekiplerin çok kısa sürede çok kontrollü ve profesyonel şekilde müdahale etmesi oldu. Ve dediğimiz gibi tek sevindirici konu can kaybının olmaması, yaralıların olmaması. Takibimiz devam ediyor. 24 canlı yayında hastaneyle ilgili bütün gelişmeleri an be an aktarmayı sürdüreceğiz diyelim ve sözü size bırakalım. Çok çok teşekkürler. Sağ olasın, var olasın. Yavuz bize aktardı Gazi Osman Paşa'daki yaşanan tablodan bugüne geçen süreci değerli izleyiciler.